O ve ben vardık. Başka hayatımda hiç kimse yoktu. Bir kere deden ne olur şeklinde başladı. Yani bunu bulmak için içenlerle beraber oluyorsun. Onunla yatıp onunla kalkıyorsunuz. Annemin anladığında çok üzüldü. Para ihtiyacı duyduğunda eğer çalışmıyorsa her şeyi yapabilir. Ve bu maddenin en kötü yanı önce sevdiklerine zarar veriyorsun. Önce aklını alıyor, sonra malını alıyor, sonra canını alıyor. Hayalim onu evine gelmesi. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da tarihi bir güne şahitlik yaptık. Hem Ramazan-ı Şerif'in bereketi hem de buradaki iftar sonrası katılanların katkılarıyla, bereketi, huzuruyla inşallah yeni bir başlangıç derneği adı altında bir çalışma başlatıldı. Öncülüğünü de Bilal abimiz yaptı. İş adamlarımızdan, başarılı iş adamlarımızdan. Sayın Başkonsolosluğumuzun öncülüğünde gerçekleşti bu. Evet. Çok güzel bir katılım vardı. Çok geniş bir katılım vardı. Evet, çok önemli, çok tarihi bir adım attınız. Sizlere tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Hakikaten Avrupa Türklerin en büyük yaralarından bir tanesiydi bu. Gizli olan bir yara, yani nasıl diyorlar ya, gizli şeker. Bu da onlardan bir tanesi. Bunları söyleyemiyorlar, dertlerini açamıyorlar. Yok komşum duymasın, yok akrabam duymasın, yok tanıdıklar duymasın diye. Ondan sonra yara büyüyor. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Yani kimse demesin ki bende bir şey yok falan, böyle bir şey demesin. Eğer burada yaşıyorsak, burada çocuklarımız, torunlarımız burada yaşayacaksa, temiz bir nesil bırakmak istiyorsak burada, çok dikkat etmemiz gereken çok büyük bir görevler var. Bu yeni başlangıçta bir cümleyle ekran başındaki ailelere ne tavsiye edersiniz? Derneğe veyahut da bu şekilde çocuklarını muzdarip ailelere neler söylersiniz? Hayata yeni başlıyoruz. El birliğiyle beraberce güzel bir hayat yaşamak istiyoruz. Yani yarın hayatımızın geri kalan kısmı, ilk günü, evet, yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Yeni gün, yeni başlangıç. Yeni başlangıç. Yeni bir başlangıç. Bize müracaat etsinler diyorsunuz. Aynen öyle. Sıkıntısı olanlar hiç gizlemesinler. Biz onların hep yanındayız. Geleceğiz, diyorsun. Gideceğiz, bakacağız. Bu işler saklamayla olmaz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ramazan'ın bereketiyle inşallah. İnşallah. Güzel sonuçlar alırız efendim. Yavrularımızı inşallah omuz sallarız. İnşallah. Biz güzel bir nesil bırakmak istiyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. İnşallah. Sevgili izleyenlerimiz, biraz önce Bilal Bey'le de söylemiştim. Avusturya Viyana'da çok önemli bir tarihi bir adım atıldı. Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle yeni bir başlangıç derneği kuruldu. Buradaki çocuklarımızın musallat olduğu büyük bir hastalık. Belki bugüne kadar birçokları gizliyordu, saklıyordu Bilal Bey'in dediği gibi. Ama Bilal Bey'in hem kendisinin bu alanda çok önemli tecrübesi olması, hem de Sayın Başkonsolosluğumuzun desteğiyle onların koruması altında hakikaten güzel bir oluşum oldu. Evet. Avrupa Türklerinin en büyük sorunuydu bu. Ama hiçbir aile dışarıya bunu yansıtamıyordu. Ki ben de gazeteci olarak buradan birçok iş adamının çocuklarını İstanbul'a götürüp yardımcı olmuşumdur. Tabii biz bunu dile getiremiyoruz, anlatamıyoruz, evet, ama o sorunları yakından bilen birisiyimdir de ben de. Kimse de babalar, anneler anlatamıyor bunu. Evet. Sizin öncülüğünüzle, sizin desteğinizle, sizin himayenizle böyle bir oluşum oldu. Bilal Bey'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gelir gelmez hakikaten burada çok önemli bir yarayı parmak bastık derler ya, hakikaten. Evet. Önemli bir çalışma, evet, oldu. Neler diyeceksiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum. Ben göreve başladıktan sonra toplumumuzun çeşitli kesimleriyle istişareler yaptım. Sorunları anlamaya çalıştım. Edindiğim izlenim, gerçekten bu uyuşturucu bağımlılığı gençlerimiz için büyük bir sorun burada. Tabii gurbette çocuk büyütmek kolay değil. Gençlerimiz çok büyük zorluklarla karşılaşıyor. Aileler büyük zorluklarla karşılaşıyor. Ve bu süreçte gençlerimiz bu tür bağımlılıklara maalesef sapabiliyorlar. Derim, önemli bir sorun var. Biz Başkonsolosluk olarak toplumun çeşitli kesimleriyle desteğini alarak bu sorunun çözümüne nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve bir dernek kurmanın çok faydalı olacağına inandık. Bazı iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu adımı attık, derneğimizi kurduk. Bundan sonra inşallah iki alanda faaliyet yapacağız. Birincisi gençlerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirme, bu hastalığa bulaşmamaları, bu illete bulaşmamaları. İkincisi de bir şekilde mağdur olmuş gençlerimizi ve ailelerine destek sağlama. Bu psikolojik destek olabilir, tedavi alanında destek olabilir. Yeşilay'ımızda, Türkiye Yeşilay Derneği de burada şube açmak istiyor. Bu konuda faaliyet göstermek istiyor. İnşallah Yeşilay Başkanımız 25 Haziran'da buraya gelecek. Onunla kapsamlı olarak bu konuları ele alacağız. İnşallah Başkonsolosluğumuzun öncülüğünde bu konuda çok yakında büyük bir farkındalık yaratacağımıza inanıyorum. İnşallah. Ben destek veren herkese buradan
şükranlarımı sunuyorum. Bütün vatandaşlarımıza bu projeye sahip çıkmalarını, destek olmalarını rica ediyorum. Şimdi özellikle davetler için Sayın Başkonsolosluğuna çok teşekkür ederim. 6 aylık bir zamanda gerçekten büyük bir şeyler başardı, gözle görünür. Evet, toplumun kanayan bir yarası. Buna parmak basmak gerekiyordu ve Başkonsolosluğun da içinde oldu. Güzel bir kuruluş var. Bugün burada anlatanlar oldu. 25 senedir uyuşturucunun içi batağında bulunmuşlar. Kendini kurtarmışlar. Tabii ki bundan sonra sahip çıkalım diyoruz. Sahip çıkalım. Derneğimize ve destek vereceğiz diyoruz değil kesinlikle, mi efendim? Kesinlikle inşallah. Allah sizden razı olsun. Sizlerden de efendim, teşekkürler. Dedim. Avusturya Türk Federasyonu Başkanımız da buradaydı. Siz de duyarsız kalmadınız. Çok önemli bir çalışmanın yanında izlediniz, arkasında izlediniz, içinde izlediniz. Evet. Ne diyeceksiniz efendim? Yani ben her şeyden önce her yeni başlangıç geç de olmuş olsa bence var olan sorunun çözümüyle alakalı bir başarıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuyla alakalı da gerçekten toplumumuzun kanayan bir yarası. Sadece yaşadığımız coğrafyada değil, maalesef insanlığın bir hastalığı bu. Dolayısıyla bu konuyla alakalı Avusturya'da eksikliği var olan kurumsal yapının oluşması ile ilgili de. Çünkü bu konuyla ilgili uzun yıllardır biz kurum olarak Avusturya Türk Federasyonu olarak zaman zaman uyuşturucunun mücadele yolu gibi sadece sene içerisinde birkaç konferans, birkaç sempozyumla geçirmiş olduğumuz bir çalışmaydı bu. Ama burada şu an birebir inşallah bireye ulaşarak konuyla alakalı ne yapılabilir inşallah üzerinde çalışmalar yapılacak. Toplumumuzun bütün katmanları bu yapının içerisinde olsun. Dolayısıyla STK'ların, efendim toplum içerisinde bağlanan o kanaat önderlerinin, iş adamlarının, alttan da insanlarımızı alarak bu konuyla alakalı çalışma yapalım diye hep işare eder olmuştuk. Çok şükürler olsun, böyle de bir yapı oluşmuş oldu. İnşallah hayra vesile olacak. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkonsolosumuz ve Başkanlığı Bilal Bey'in yaptığı bu proje çok ciddi bir proje, çok güzel bir proje, çok hoşumuza gitti. Gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmalıyız dedik ki bu güzel 3 tane örnek demek ki başarınca, isteyince, arkasında durunca oluyormuş dedik. Ve biz burada kanaat önderleri olarak bu toplumun sevilen şahsiyetleri, bütün teşkilatlarımızın başkanları buradaydı. Sayın Bilal Bey'e bu kurmuş olduğu Başkonsolosluğumuzun himayesinde desteğimizi vereceğiz. Evet inşallah. Ve güzel sonuçlar da alacağız inşallah. Rabbim yavrularımızı bu musallattan kurtarsın. Amin. Diyor. Amin. 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 Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınızı yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.